Hababam Sınıfı yaz oyunları. Hababam Sınıfı ruhuna yakışmayacak bir Hababam filmi daha. Yine de listemize 10. sıradan girmeyi başarmış. Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunları için fen sınıfından 4 öğrenci seçilmiştir. Hababam tayfası da bu öğrencilerin yerine geçmeye çalışır. Nuh Tepesi. Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Ali Atay ve Haluk Bilginer'in harika oyunculuğu, çok güzel bir senaryoyla birleşmiş. İzlemenizi tavsiye ederim. Hareket 8. Rus mafya lideri Zolka, bor madenini özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım, Zolka'nın peşine düşerek onu yakalamaya çalışırlar. Geçen yaz, 16 yaşında bir genç olan Deniz için, bu yaz diğerlerine göre bambaşkadır. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz, burada gönlünü Aslı adında genç bir kıza kaptırır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder. Azizler, mutlu olmadığı bir işte çalışan Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçmektedir. Herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyen Aziz'in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz'in yapması gereken tek bir şey vardır, o da bir yalan söyleyip, bu yalanı sürdürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu sonuçlar, Aziz'in hayatının değişmesine neden olur. Beni çok sev. Cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, kendisine verilen görev gereği, mahkum olan Musa'yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak memleketine götürür. Musa, hapishanede olduğu 14 yılın ardından ilk defa kızı Yonca'yı görür. Çok geçmeden annesi Musa'ya gerçeği anlatır. Yonca aslında Musa'nın kızı değildir. Kızının öldürüldüğünü öğrenen Musa, onun başına gelenleri öğrenmek zorundadır. Recep İvedik 6. Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Bir harf o kadar mı değiştirir ya? Çek çek böyle çek, bir de böyle çek. Güzel Kenya'mıza hoş geldiniz. Dürüstlük abidesi olarak bilinen başkomiser Harun, terfi için gün saymaktadır. Ancak akıl almaz olaylar onu kin ve nefret dolu bir intikam hikayesinin içine sürükler. Sen hiç ateş böceği gördün mü? 1998 yılında izleyici karşısına çıkan Ayna adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor. Kağıttan Hayatlar. Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.